Abdülkadir Selvi Kandil'e giden istihbarat HDP'ye ulaştırıldı mı? Ankara patlamasının üzerindeki sis perdesi aralanmaya çalışılıyor. Çünkü aydınlatılması gereken karmaşık bir ilişki ağı var. Canlı bombaların kim olduğu konusunda dahi sıkıntı yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinde gerçekleşen saldırıyla Türkiye’yi kalbinden vururuz mesajı verildi. Ankara verilen mesajın ve mesaj verenlerin üzerinde duruyor. Başbakan Davutoğlu’nun piyonların arkasındaki ikinci kademeye ulaşmaya çalışıyoruz sözü bu gerçeği yansıtıyor. Patlamadan önce bir şehrimizle ilgili ihbar gelmiş. Bu şehrimiz Ankara değil. İhbar başka bir şehirle ilgili gelmiş ama patlama Ankara’da oldu. Türkiye Amerika ile İncirlik anlaşmasını yaptı. Ondan sonra olaylar bir kabus gibi üstümüze çökmeye başladı. Önceden haşhaş hekimini yasaklamadığımız için o 2 casus uçaklarının Türkiye'deki üstlerden kalkıp Sovyetler Birliği'ni dinlemesine izin vermediğimiz için, Sovyetlerle ilişkimizi geliştirdiğimiz için müdahale ederdi Amerika. Bu kez incelik anlaşmasını yaptık, önce Suruç Aynı anda Ceylan Pınarı ve İstanbul ardından çözüm sürecinden çatışma dönemine geçilmesi ve nihayet Ankara patlaması. Kanlı eylemle ilgili ulaşılan sonuçlar mesajı veren üst aklın parmak izlerini taşıyor. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'la yaptığımız sohbette canlı bombaların Suriye'den çıkış süreçlerinden itibaren DAEŞ ve PKK'nın kapasitesinin üstünde bir işbirliği olduğuna dikkat çekti. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara patlamasının arkasında olduğunu iddia ettiği Libya'da etkili olan Ensel Şeria isimli bir örgüt ismini vermişti. Kemal Bey'e bu ismin paralel yapı tarafından iletildiği söyleniyor. Paralel yapı 30 Mart yerel seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yalan çıkan haberlerle Kemal Bey'i zor durumda bırakmıştı. Bir yenisi daha eklendi. Burada bir noktanın altını çok net bir şekilde çizmek gerekiyor bir iddia var. Ankara patlamasının arkasında DAEŞ'ın olduğu tespit edildi. Ancak hükümet IŞİD'i korumak için PKK'yı da işin içine dahil ederek bir kokteyl örgüt lafını ortaya attı. Başbakanın bu açıklamayı yaptığı toplantıda ben de vardım. O günkü notlarımda sıcağı sıcağına bu değerlendirmeyi paylaştım. DAEŞ Türkiye tarafından 2013 yılında terör örgütü olarak ilan edilmiş bir örgüt. DAEŞ'ın Irak'taki ilk hedefi Türkiye olmuş ve Musul Başkonsolosluğumuzdaki 49 vatandaş vatandaşımız DAEŞ tarafından kaçırılmıştı. Suruç'taki 33 sivil insanımız DAEŞ tarafından katledilmiştir. Ankara Garı'nın önünde 102 insanımız DAEŞ tarafından öldürülmüştür. AK Parti iktidarı DAEŞ'i neden korusun? DAEŞ bizim en büyük düşmanımız, insanlarımızı katleden bir örgüt canı cehenneme. Ama Ankara saldırısının arkasında uluslararası bir mesaj var. 20 Temmuz günü DAEŞ DH, PKK DAEŞ KPC Türkiye'ye karşı aynı anda saldırıya geçmedi mi? Bakın bu işbirliğini yansıtan bir örnek daha Başbakan Davutoğlu'nun sözüne ettiği Haseke toplantısı bunlardan biri. 28 Mayıs'ta Haseke'de Esed rejimi, PYD ve DAŞ temsilcileri bir araya geldi. Haseke'deki toplantıya Deaş'tan 3 kişi katılıyor. Esed rejimini Talal Ali ve Ahmet Abdel Vahab temsil ederken PYD'den 5 temsilci yer alıyor. Salih Müslim toplantıya katılanlar arasında değil, petrol boru hattı dahil olmak üzere stratejik noktalar ele alınıyor. Rakka başta olmak üzere enerji kaynaklarının önemli bir bölümü Deaş'ın elinde. Ama Şam yönetimiyle uyum içerisinde yönetiyorlar çünkü Şam yönetimi Deaş'ın en büyük müşterilerinden biri. Şam yönetimi DAH ve PYD üç toplantı daha yapıyorlar. Bunlar bilinenler. O günden bu yana çok mesafe alındı. Yakında Amerika'nın desteğiyle Rakka'ya büyük bir kara harekatı başlatılacak. Amerika'nın Suriye'deki özgürlük savaşçısı, seküler Kürtler olarak dünyaya takdim ettiği PYD kara gücü olarak girecek ve enerji hatlarını DEAŞ'ın elinden kurtaran örgüt unvanını elde edecek. Suriye batı dünyası için çok kullanışlı bir enstrümana dönüştü. Suriye ile birlikte Arap Baharı kışa çevrildi. Hem Amerika'nın hem Rusya'nın hem İran'ın Suriye'ye müdahale etmesine fırsat veren DAEŞ diye bir örgüt üretildi. PKK'yı terör listesinden çıkaramayanlar PYD'yi dünyaya pazarlamaya başladı. Suriye üzerinden Orta Doğu dizayn edilirken, Türkiye, Reyhanlı patlaması, Suruç katliamı, PKK saldırıları ve DHKPC eylemleriyle meşgul edildi. Bu kez Türkiye oyalanmıyor. Tam aksine Suriye üzerinden Türkiye dizayn edilmeye çalışılıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Yayman, Vatan Gazetesi'nde yazdığı dönemde bunu fil ve aslan hikayesiyle anlatmıştı. Aslanların yerine çakalları ve sırtlanları koymak gerekiyor. Aslanlar ve filler geniş Afrika düzlüklerinde birlikte yaşar. Kuralları fil koyar ve aslanlar buna uyar. Ancak aslan yeterince avlanamadığında 30-40 aslan sürü halinde gözünü karartıp file saldırır. Önce filin sürüsünden tecrit edilmesi gerekir ve kurdukları tuzakla bunu sağlarlar. Saldırı için uygun zamanı kollamaya ve geceyi beklemeye başlarlar. Aslanla filin savaşı öylesine kanlı ve vahşice olur ki bazen başka bir aslan sürüsü daha yardıma çağrılır. Sürü lideri yetişkin fil dört gün boyunca iyice yorulur. Takati kalmayacak derecede yıpratılır. Dördüncü günden sonra tüm aslanlar aynı anda saldırıp fili yere düşürürler ve aynı anda onu parçalarlar. Filin kan kaybedip takati kesilmesi gibi AK Parti ile Türkiye'nin kaderi bir kez daha kesişti. 7 Haziran'da sendelemeye başlayan Türkiye'nin dizlerinin üstüne çökmesi için 1 Kasım'da koalisyon çıkması gerekiyor. Başbakan Davutoğlu'nun 7 Haziran'dan önce patlayan bombalar HDP'yi baraja aşırmak içindi. Şimdi patlayan bombalarsa AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını önlemek için tespiti önemli. Söz konusu Türkiye olunca DAEŞ'ta, PKK'da, DHKPC'de kan kardeşliği yapıyorlar. Çünkü çünkü üçünün düğmesine basan da aynı el. PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu, Ankara saldırısının istihbaratının bir hafta önce kendilerine geldiğini söylemedi mi? Asıl merak ettiğim şu, bu istihbarat bazı HDP yöneticilerine de ulaştırıldı mı? Abdülkadir Selvi, Yeni Şafak